suyun üzerinde veya altında, zıpkınsız veya zıpkınlı, istediğim gibi çekim yapabileceğim aparat. Suyun altında sadece zıpkını tutarak bir housing ve GoPro yardımı ile kaliteli görüntüler alabiliyorum. Hatta zıpkına bu aparat sayesinde Dronport bile bağlanabilir. Zıpkın kamera aparatı için kullandığım ana materyalim, kapa kilitlerinde kullanılan karşılık bir demir. 2 yıldır kullandığım demiri artık paslandığı için değiştiriyorum. Zıpkına takacağım yerde 2 delik olması gerekiyor. Çelik vida ile gerektiği yerde 2. deliği açıyorum. Zıpkın üzerinde vidalayarak kontrol ediyorum. Doğru yere montaj yapabildiğimden emin olduktan sonra daha uzun ve sağlıklı kullanım için sprey boya ile boyuyorum. Çünkü tuzlu su demiri çok çabuk çürütebiliyor. Demirin boyası iyice kuruduktan sonra monte ederken conta görevi görmesi amacıyla araya sıcak silikon uyguluyorum. İki vidayı da iyice sıkıştırıyorum. Kamera aparat vidasını uç kısmına takarken iyice sıkıştırmam gerekiyor. Çünkü normalde iyice sıkıştırdığım vida suya girdiğinde yine de gevşeyecektir. Kameranın açısını da kontrol ederek montajı tamamlıyorum. Tuzlu su ve sarsıntılardan etkilenmemesi için vidaların dış kısmını da son bir dokunuş olarak silikonla kaplıyorum. Standart aparatlar yerine bu şekilde kullanma sebebim esnek ve daha sağlam tutunabilmesi. Ek olarak housing'i bir misina ile direkt zıpkına bağlıyorum. Herhangi bir çarpmada housing plastik kısımdan kırılırsa kameranın düşüp kaybolma ihtimalini minimuma düşürmüş oluyorum. Umarım faydalı olmuştur.